Sevgili izleyenler merhaba. Gülay Acar'la Gezinti programıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tosya Bağları'mızdan canlı yayın yapmak istedim. Orta Gök mevkiindeyiz. Burası Orta Gök mevkii. Gök yer denilen orta mevkideyiz. Yayınıma hoş geldiniz. Evet, size bugün Tosya Bağları'mızdan seslenmek istedim. Gurbetçilerimize Tosya Bağları'mızı göstermek istedim. Ve sürpriz bir yerdeyim. Efendim bugün Çiçek Park Kafe'deyiz. Çiçek Park ve Restorant'tayız. Sizlere buradan merhaba demek istedim. Herkese hoş geldiniz diyorum yayınıma. Efendim burası çok güzel bir yer. Tosya'mızda gelip gezebileceğiniz, görebileceğiniz bir yer. Bağ bahçesi olmayanlar için birebir diyorum. Çünkü bizim bağımız yok. Burası kendi bağımız gibi. Aynı zamanda restoran, istediğiniz her şeyi yiyip içebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada çocuk parkımız var. Erdoğan Yurt, kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş. Merhabalar İsa Durmuş, selamlar, merhabalar demiş. Merhabalar İsa Bey. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Burada karadut ağacımız var. Şöyle göstereyim ben size. Evet. Tosya'mızın orta mevki gök yerdeyiz efendim. Burası Çiçek Park Kafe. Bugün böyle işten erken çıkıp sizler için buraya kaçtık. Ve burada sizlerle bir yayın yapmak istedim. Şöyle sizlere göstermek istedim. Tekrardan yayınıma yeni giren arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum. Merhabalar efendim, nasılsınız? Vişneler olmuş. Bakın çok güzel vişne. Şöyle göstereyim ben size. Tosya'mızın en güzel zamanı diyebilirim. Bağlar, bahçeler o kadar güzel ki. Harika. Şöyle göstereyim. Evet, burada da kızımız sallanıyor. Merhaba Amine Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Ne yaptın bugün, gezmeye mi geldin? Evet, gezmeye geldim. Beğendin mi burayı? Beğendim. Çok güzel değil mi kızım? Evet. Güzel vakit geçiriyor musun? Evet. Tamam bir tanem, görüşürüz. Şimdi biz çekime devam ediyoruz. Efendim burada fındık ağaçları var. Çocuk parkımız çok güzel. Ayrıca burada ailecek gelip oturabileceğiniz yerler, kapalı mekanlar, restore edilmiş teraslar. Bakın şu gördüğünüz yerde yemek yiyebiliyorsunuz, kahvaltı yapabiliyorsunuz. Harika yapmışlar burayı. Ellerine sağlık Yaşar Beyler. Birazdan Yaşar Bey'i de bulup yanına gideceğim. Evet. Efendim burada da çok güzel asmalarımız var bu şekilde. Doğan Çalışkan, kolay gelsin Gülay Hanım demiş. Teşekkür ediyorum Doğan Bey, hoş geldiniz. Nihat Cingöz, Gülay Hanım burası belediyeye mi ait yoksa özel şahsa mı ait demiş. Özel şahsa ait Nihat Bey. Burada da alabalıklarımız var. Canlı canlı alabalıklarımız var burada. Alabalık da yiyebiliyorsunuz. Mustafa Kıyak,
Güzel insan merhaba. Bu güzel yer Tosya'nın neresinde? Selamlar. Orta Gök yer burası. Çiçek Park Kafe Restorant'tayız. Çok güzel. Buradan canlı canlı alabalıkları yiyebiliyorsunuz. Mesut Bayar bu güzel mekan neresi demiş. Burası Çiçek Park efendim. Çiçek Park'tayız. Şöyle göstereyim. Girişini de göstereyim ben size. Orta Gök yerde burası. Muharrem İpek, İstanbul Şahintepe'den kolay gelsin. Teşekkür ediyorum Muharrem Bey. Sağ olasınız. Burası Çiçek Park Kafe efendim. Şöyle gösterelim. Burası girişi. Buradan geliyorsunuz. Şimdi Yaşar Bey'den de yol tarifini isteyeceğim sizler için. Çok güzel bir mekanımız sevgili arkadaşlar. Gerçekten güzel vakit geçirebileceğimiz bir mekan. Ünal Çolak, Japonya'dan selamlar. Ben Ünal Çolak, Çiçek Park sahibi Yaşar Bey'e selamlar. Beni en iyi tanır demiş. Şimdi Yaşar Bey'i bulacağız Ünal Bey. İşte onlarla da hasret giderirsiniz. Evet, kızımız sallanıyor burada. Merhaba küçük hanım. Merhaba. Seni tanıyabilir miyiz? Olur. İsmin ne? Bulem. Bir daha söyler misin? Bulem. Bulem. Çok güzel ismin varmış Bulemciğim. Burası çok güzel değil mi? Evet. Eğleniyor musun? Evet. Öpüyorum seni Bulem. Bay bay. Bay bay. Evet, biz çekime devam ediyoruz. Efendim böyle güzel masalarımız, mekanlarımız, her masanın yanında mangal yapabileceğiniz yerler. Ve ayrıca benim burada en çok sevdiğim de salıncaklar. Salıncağa bindiğiniz zaman karşıda manzara gerçekten bir harika. Burada da çocuklarımız için mini bir oyun alanlarımız var. Metin Topal, hayırlı günler dilerim. İşlerinizde kolaylıklar, başarılar dilerim. En güzel günlerin sizlerin olması dileklerimle doğum gününüzü kutlarım demiş. Çok teşekkür ediyorum Metin Bey. Sağ olun, Allah razı olsun. Her zaman bizleri takip edip destek veriyorsunuz. Teşekkürler. Evet efendim, burası da bizim Çiçek Park'ın mutfak bölümü. Merhabalar, kolay gelsin. Sizi tanıyabilir miyiz? Böyle gelip konuşursanız. Merhabalar efendim. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Seher benim ismim. Seher Hanım, ne zamandır Çiçek Park'ta çalışıyorsunuz? 11. sene. 11. seneniz. Hay maşallah. Ben sizi tebrik ediyorum. Mekan çok güzel. İlgi alaka, güler yüz çok güzel. Sevgili izleyenlerimize ne demek istersiniz? Yani değişik, hani rahat bir ortam. Herkesi bekliyorum buraya. Tamamdır efendim. Meyveler bol, yemesi serbest, toplamak yasak. Toplamak yasak, yemesi serbest diyorlar efendim. Dalından kiraz yemek isteyenler buraya bekliyoruz. Evet, burada da yine ayrıca manzaraya bakan çok güzel bir kapalı alanımız var. Merhaba hanımlar. Merhaba. Evet. Yine burada çay ocağımız var. Her şey göz önünde, şeffaf. Rıfat Aylıkçı, doğum gününüz kutlu olsun, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum Rıfat Bey. Allah razı olsun bütün sevenlerimizden. Burada manzara bir harika sayın izleyiciler.
şöyle size manzarayı da göstermek istiyorum. Ve benim en sevdiğim köşede şu an bizler varız. Merhabalar. Merhabalar efendim. Salıncaktalar. Benim yerimi kapmışlar. Hemen kalkalım, siz buyurun hemen. Hayır, hayır, lütfen. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Yaşar Bey, tanımadan önce birkaç mesajlar var. Size evet. Okumak istiyorum. Tabii, yardımcı bu olayım. Güzel mekanı sevgili izleyenlerimiz merak ettiler. Evet. Nerede dediler. Ayrıca bizi Japonya'dan izleyen bir seyircimiz var. Ünal Bey. Aa, çok selamlar söyle. Beni zaten yakından tanır dediler. Akrabamız kendisi zaten. Evet. Size selamı var. Size selam söyleyin. Ben de selamlar söylüyorum. Japonya'da herkese selam. Evet, şimdi sizi tanıyalım efendim. Valla bizim yerimiz Tosya'da, Çiçek Park, Karşıyaka Mahallesi, Üç Değirmen Sokak'ta. Eskiden şey olarak Orta Gökyer diye geçiyor, bağlar içinde. Mezarlığın oradaki kavşaktan karşıya geçtiğiniz zaman tabelalar sizi yönlendiriyor buraya kadar 2 kilometre kavşaktan. Şehir merkezinde 5 kilometre. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tosya'ya hizmet etmek isteyen bir vatandaş, Yaşar Kalkan. Tosya'ya yenilikler getirmek için uğraşıyoruz. Tosya adına biz size teşekkür ediyoruz. Gerçekten ailecek gelip güzel vakit geçirebileceğimiz bir mekan. Yaşar Bey, kaç yıldır hizmet veriyoruz? Bu sene 6. yılımız. Evet. Gerçi yani 2 sene kavşak yapıyor diye sıkıntı oldu. 2 sene de pandemiden sıkıntımız oldu. Ama artık geriye döndük. Yani canlı müziğimiz de başlıyor. Salı akşamı ayın 6'sında. Beklerim hepinizi. Efendim, canlı müziği de duydunuz. Salı akşamı herkesi buraya davet ediyoruz. Yani. Ayrıca burada Nezir Bey var. Abdullah Çetin Taş. Nezir abime selamlar, Yaşar kardeşime de selamlar demiş. Burada ayrıca sürpriz konuğumuz da var, Nezir Bey. Sevgili izleyenlere bir kere kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Tabii ki. İlk önce doğum gününüzü kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Doğum gününüz sağlık, sıhhat, huzur içerisinde. Ailenizle birlikte nice yıllara diliyorum. İsmim Nezir Öztürk. Tosya Belediyesi'nde görev yapmaktayım. Bu ilçede yaşamaktan, bu ilçenin bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. İlçemiz bağlarıyla daha güzel. Tabii bizim gibi bağı olmayan, bahçesi olmayan insanlar da var. Nezir Bey, siz de mi bizlerdensiniz? Maalesef. Onun için, işte o yüzden işte, sizler bağ için bahçesi olmayanlar için gelebilecekleri güzel, ferah bir mekan. Oturma alanları birbirinden bağımsız. İnsanlar birbirini rahatsız etmiyor. Havasıyla, kuş sesiyle, yeşiliyle güzel bir mekan. Harika bir mekan, evet. Bizler de ara sıra takılıyoruz. Yaşar Bey'e destek oluyoruz. Burada olmaktan mutlu oluyoruz. Samsun'dan misafirlerim gelmişti. Onları burada ağırladık. Onları uğurladık. Yani şöyle, burada misafirlerimizle ağırlayabileceğimiz bir mekan. Nezir Bey, şöyle söyleyeyim. Bağımız yok diye üzülüyordum ama şimdi sizin de bağınız yokmuş bir Tosyalı olarak. Bağ olanlara sesleniyorum. Efendim, biz sizden daha rahat yaşıyoruz. Geliyoruz burada, buranın tadını çıkartıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Yaşar Bey sağ olsun hizmetimizi yapıyor. Güzel ağırlıyor. Siz çeşit meyvemiz de var. Dalından koparıp yiyebilirsiniz. Şimdi dediler ki az önce hanımefendi, yemek tamam ama toplamayacaksınız, yasak dedi. Aynen. Biliyorlar. Benim sloganım o. Yemek serbest, toplamak yasak. Dalından, evet. Meyve, sebze, müşterileri yiyebiliyor. Yaşar Bey ona izin veriyor. İnsanlar da bu konuda çok mutlu. Aslında bizim ilçemiz biliyorsunuz İpek Yolu üzerinde. Diğer bağ yolların, yol üzerinde olan bağcılarımız da aynı şekilde faydalanabilir. Evet. Yani İstanbul'dan Doğu Anadolu bölgesine, Doğu Karadeniz bölgesine, Azerbaycan'a, İran'a buradan gidenler oluyor. Çok uzun bir yol. Evet. Ve biz bölge olarak da bu yolun tam ortasında kalıyoruz. İnsanların dinlenebileceği, nefes alabileceği değişik mekanlar yapılabilir diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bu gibi yerlerin daha fazla artması bizleri de dışarıdan gelebilecek ekonomik katkılar nedeniyle mutlu edecektir. Tosya'mızda yaşayan insanların nefes alabileceği çok mekanlar yok. Belli başlı 2-3 tane mekanımız var. Burası da onlardan birisi. Bu gibi yerleri artırmak bizim için daha güzel olacak diye düşünüyorum.
Evet, ben de şahsım adına Yaşar Bey'e teşekkür ediyorum. Gel, böyle güzel bir yeri Tosya'mıza hizmete kavuşturduğu için. Evet. Bu arada bir mesajımız daha var. Nihat Cingöz. Doğum gününüz kutlu olsun nice yıllara. Bu yaptığınız yayınlarla dünyanın öbür ucundaki Tosyalılara doğduğumuz yerleri gösteriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Gülay Hanım demiş. Sevgili dostlar, ben bu yayınlara devam edeceğim. Ve ilgi alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bu arada Yaşar Bey'le, Nezir Bey'le paylaşmak istediğim bir konu var. Bu yayınımı açtığımdan beri inanın o kadar çok seyredenlerimiz var ki, gurbetçilerimiz özellikle. Evet. Sadece Tosya değil, Japonya'dan, Almanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Kastamonu'dan, ilçelerinden hep davet ediyorlar. Gülay Hanım buraya da gelin, canlı yayınlarınızı burada da açın diyorlar. Ben hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah faydalı bir şey yapıyorumdur. Mutlaka. Ben tamamen doğaçlama yapıyorum sevgili izleyenler. Şu an ne Yaşar Bey'in ne Nezir Bey'in hiçbir haberi yoktu. Biz buraya ailemle birlikte geldik ve canlı yayınımı burada açtım. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Nezir Bey, demin çok güzel bir konuya değindiniz. Evet. Yani Tosya'mız adına daha farklı şeyler kazandırılabilir. Yapılabilir o imkanı. Yer olarak gerçekten çok güzel bir yerdeyiz. Evet. Mesela bir D100 karayolunun kıymetini bilemedik, değerlendiremedik. Ama şimdi belediyenin yeni bir projesi de var. Var. Fuar alanı açıyoruz. Evet. Tosya'yı D100 karayolu kenarına indiriyoruz. Orada Tosya'mızı tanıtım adına, ticari bazda katma değer adına çalışmalar yapıyoruz. Belediyemizin güzel bir çalışması. İnşallah bu çalışmalar artmalı diyorum. Tosya'mızı biz dışarı tanıtmalıyız. Kabuğumuzu kırmalıyız. Sizin gibi insanlar sayesinde tüm dünyaya ilçemizi tanıtmak için çaba sarf etmemiz lazım. Çünkü kendi iç dünyamızda kısır çekişmelerle yerimizde sayarız, geri gideriz. Katılıyorum. Gerçekten Tosya'mız çok güzel bir şehir. Evet. Öne açılmalı. Reklamları, tanıtımları yapılmalı. Bu gibi yayınların çoğalması gerekiyor. Tanıtımların güzel bir şekilde yapılması gerekiyor. Ben bu anlamda belediyemizi de kutluyorum. Fuar çok gerçekten faydalı olacağını düşünüyorum İnşallah. Tosya'mıza. İnşallah gerisi de gelecek, devamını sağlayacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Seyfettin Topçu selamlar demiş. Basra Aktaş hayırlı yayınlar, hayırlı olsun demiş Yaşar Bey'e. Sağ olun, yüzlerce mesajımız var. Okuyamadıklarımdan özür diliyorum. Bu güzel sohbete biraz daha devam edelim mi Yaşar Bey? Neler yapıyoruz burada? Burada canlı alabalıktan fırın yemeklerine kadar her çeşit menümüz var. Yani akçaabat köfte, saç kavurma, et kavurma, büftek, bol sude, kanat ızgara, tatlı çeşitlerimiz. Özel sipariş üzerine işte toplu yemeklerimiz oluyor. Keşkek sürüyoruz, güveç sürüyoruz fırında. Fırında yemek yapıyoruz. Kahvaltımız var. Kahvaltımız zaten Tosya'da. Şimdi fırında yemek deyince ben biraz açmak istiyorum. Tosya'mızın kültürü olan evet. Cabalarımız var, tabii, keşkeğimiz aynen. var. Tabii, siz burada de. Aileler istediği zaman fırın yakıp evet. o kültürü bize yaşatıyorsunuz. Aynen öyle. Çok güzel. Ne zaman isterseniz hani bir gün öncesinde sipariş veriyorsunuz. Biz yarın öğlen geleceğiz veyahut da yarın akşama geleceğiz. 10 kişi, 20 kişi ona göre. İster keşkek, isterseniz et, ne istiyorsanız. Yaprak sarmasına kadar hepsini yapıyoruz. Evet, Tosya'mızın yaprak sarması da çok meşhurdur sevgili izleyenler. Böyle ekşi ekşi. İnanın hiçbir yerde yiyemezsiniz. O lezzeti bulamazsınız. Zeytinyağlısı harika olur, etlisi harika olur. Evet. Keşkeğimiz mis gibi olur. Fırında pişen her şey güzel oluyor yani. Efendim. Yaşar Bey, burası sizin bağınızdı. Evet, sonradan bağ. Siz burayı restore ederek halka hizmete açtınız. Evet, aynen öyle oldu. Çok da güzel oldu. Bayağı emek sarf ettik, uğraştık bayağı. Her tarafı gezdiniz sanırım. Yukarı falan, Ocakbaşı falan gösterdiniz mi? Oraları falan hep yeni yaptık. Beraber isterseniz, tabii, eşlik ederseniz beraber şöyle bir gezelim. Ben tam tamam. olarak hani gezdirememiş olabilirim sevgili izleyenleri. Evet. Görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle efendim. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür Nezir Bey. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Efendim bakın Nezir Bey'in keyfine diyecek yok. Çünkü manzarası bir harika. Karşıya baktığı zaman da böyle bir alan görüyor. Harika bir yer. Kafa dinlemek için, kitap okumak için,
dostlarınla vakit geçirmek için nezih bir mekan, sessiz bir mekan. Sadece kuş sesi var. Aynen öyle. Evet, Yaşar Bey ile birlikte şimdi... Şimdi sizi ilk şöyle kalpli salıncaktan başlayalım. Efendim, burada kalpli salıncağımız var. Evet, ben onu unuttum. Kalpli salıncağımızı görelim. Burası böyle, çiçeklerin içinde. Burası aşıklar köşemiz. Aşıkların köşesiymiş efendim. Bugün benim doğum günüm ama Hüsnü Bey yukarıda tavla oynuyor. Evet. Hüsnü aşıkların... abi yanına geleceğiz. Yani ablamla burada bir resim video çekemiyorsun, resim çekemiyorsun yani. Yani. Bakar mısınız şuranın güzelliğine? Burada fotoğraf çekimi harika oluyor arkadaşlar. Şöyle geçerken de cevizlerin yanından geçiyorsunuz. Evet. Kalpli salıncağımız ve kalpli salıncağa oturduğunuz zaman karşınızdaki manzara bu. Fotoğraf çekindiğinizde de gerçekten çok güzel bir hatıra fotoğrafı çektiriyorsunuz burada. Harika. Yeşilliklerin içinde. Yani millet artık binalarda otur her taraf bina oldu. Kafelere gidiyorsun her tarafın insan dolu. Yani evet. Bir yeşillik kalmadı artık. Ben eşinize de konuşmak istiyorum. Bildan. Bildan Hanım nerede? Bakar mısın? Şimdi burası yine kış hava soğuk olduğu zaman şöminemiz var, sobamız var. Şöminemizi gösterelim. Hava soğuk olduğu zaman buraya gelip burada şömine yakabiliyoruz. Şöminemizi yakıyoruz. Burada güzelce vakit geçiriyoruz. Merhabalar, Gülay Hanımcığım. Gelecek eşim, yoldaşım. Aynen, bu dualar tabi tanıtıyoruz. Çok güzel, herkesi bekliyoruz. Şimdi biz Yaşar Bey'i tanıttık. Evet. Sizi de bir tanıyalım. Tabii ki, ben Bildan Kalkan. Yaşar Kalkan'ın eşiyim. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Atanamadım ama güzel bir işletmem var, onu işletiyoruz. Herkesi bekliyoruz. Bildan Hanım, ben sizi çok tebrik ediyorum. Burası gerçekten Tosya'mız adına kazandırılmış güzel mekanlardan bir tanesi. Evet. Ben size hayırlı işler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ve her başarılı erkeğin arkasında mutlaka, bir bayan vardır. Evet. Mutlaka sabır, emek, yani başarı. Arkamdaki bize bugünlere geldik yani. Kesinlikle. Az önce dediniz ki sosyal bilgiler öğretmeni. Evet. Atanamadım. Atanamadım. Maalesef Türkiye'de böyle. Malum benim kızım da 10 yıl atanamadı. Aynen. Geçtiğimiz yıl atandı. İnşallah darısı sizin başınıza diyoruz. Nasip de kısmette varsa inşallah dayanıcığım. Gerek yok yani. Hayırlısı. Atanmasına. Böyle daha iyi. Yani nasip de ne varsa yine yani. De. Aynen. Hayırlısı olsun dediğim, hakkınızda hayırlısı diyorum. Olsun. Gerçekten aynen. Emeğinize sağlık. Çok güzel bir mekan yapmışsınız. Gelip görmelerini bütün izleyenlerimizin tavsiye kesinlikle, ediyorum. Kesinlikle. Biz de size çok teşekkür Erdal ediyoruz. Erdal Araç, iyi yayınlar, selamlar sizlere. Nezir Bey'e de selamlar yani, demiş. Evet, bize. Evet. Şimdi biz gezmeye devam ediyoruz. Tamam, Gülay Hanımcığım siz buyurun. Çok teşekkür ederiz. Az önce orayı çektim ben, evet. Bu çay ocağımızı da çektim. Herkese açık, şeffaf dedim. Aynen. O mekanımızı da çektim ben. Ocak başına çıktın mıydı? Ocak başına çıkmadık. Evet efendim. Asıl çekilecek yerler yukarıdaymış. İyi ki Yaşar Bey'i bulduk. Şimdi sizlere ocak başını göstereceğiz. Bakın, bakın manzaraya bakın. Harika bir manzara. Merdivenlerden çıkıyoruz. Ocak başına doğru ilerliyoruz. Sultan Ünal Sarıcıoğlu bizden de selamlar Bildan Hanım'a demiş. Bildan Hanım'a da selam geldi efendim. Efendim burası da harika bir mekanımız. Burada da doğal şurada kendiniz mangalınızı yapıyorsunuz. Ocak başında kendin yap kendin ye. Ve buradan yine şöyle baktığımızda doğaya bakıyor. Şimdi üst katta ağaç, çamların içinde oturuyorsun üst katımızda da. Sultan Ünal Sarıcı Gidem Japonya'dan. Japonya'dan. Efendim Japonya'dan bir selam daha var. (Gülüyor)
sevgili izleyenler, sizler için bakın. Burası çamların içi. Çamların içinde oturuyorlar. Oo. Burası harika gerçekten. Hiçbir ağaca zarar vermeden Yaşar Bey mekanı çok güzel bir şekilde. Yani işte iki sene sonra zaten bu dallar hep birbirine girip tamamen kapanacak burası. Yaşar Bey, ben sizi çok tebrik ediyorum. Gerçekten mekan harika. Çok güzel. Efendim, Japonya'ya Tosya'dan kucak dolusu selamlar gönderiyoruz. Herkesi çok seviyoruz. Gurbetçilerimize bir nebze olsun hasret gidertiyoruz. Ayşegül Altıncı. Neresi burası Güley Hanım demiş. Çok güzel, evet. Tosya Çiçek Park. Tosya'da yerimiz. Bakın, buradan böyle merdivenlerden çıkıyoruz. Yaşar Bey'in indiğini gördünüz. Ben de şimdi oradan aşağıya ineceğim. Mekan bir harika, gerçekten bir harika. Şöyle döndüğümüzde çok özel ve güzel resimler, hatıra fotoğrafları çekinebilirsiniz sevgili izleyenler. Gençler, sizler en çok sosyal medyada resim paylaşıyorsunuz. Burada alabalık havuzumuz var. Ben onları gösterdim. Gösterdin mi? Evet. Salıncağı falan gösterdin o. Salıncağın üstüne falan çıktın mı? Oraya da çıkalım. Çocuk parkımız. Evet. Biz sizden önce buraları gezdik Yaşar Bey. Gezdiniz mi? Tabii, çocuk parkımızı da gösterdik. Efendim, burada özel bir mekanımız daha var Yaşar Bey'in. Salıncağımız, yani 7-8 kişi olsun, kahvaltını yap. Burada sallanarak kahvaltı yapıyorsunuz, yemek yiyebiliyorsunuz, çayınızı içebiliyorsunuz, ailecek. Çok güzel yapmış. Şöyle göstermek istiyorum ben size. Evet. Buranın bir de üst katı var. Üst katı var. Üst katı. Az önce size göstermiştim. O manzaraya da sizleri çıkartayım, şahit olun. Tosya'mızın hakikaten her bir köşesi ayrı güzel. Oo, asıl manzara burada da güzel. Ben her çıktığım yerde bayılıyorum. Harika bir yer. Efendim, burada böyle güzel bir mekanımız var. Yaşar Bey'in ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Bakın, bir de burayı şuradan görelim. Bahçemiz falan harika gözüküyor. Şöyle bakalım, şurada bakın. Evet sevgili izleyenler, çocuklarımızın burada güzel eğlenebileceği bir mekan. Yani diyeceğim şu, gelip burada bir gününüzü rahatça eğlenerek geçirebilirsiniz. Sıkılmadan, yani sıkılmadan vakit geçirebilirsiniz. Çocuklarınız zaten, hem oyun parkımız var, hem oyun makinelerimiz var. Yani anne baba geldiği zaman çok rahat ediyor. Çocuklar başlarını ağrıtmıyor yani. En azından bir iki saat rahat rahat oturabilirsiniz. Anneler babalar duyurulur. Çok önemli. Evde sıkılıyor mu zaten? Çünkü şimdi çocuklar çok afacan. Yaramazlar. Hepsi bıraktık ya çocuklarına. Evet. Pandemi zaten döneminde de sıkıldılar. Yani. Şimdi Hüsnü Bey'in yanına kadar götüreyim ben sizi. Burası kaldı. Son noktayı da orada koyalım. Kirazları falan zaten. Kirazları çektim, vişneleri çektim. Yani hepsini de yiyebiliyorsunuz yani. Ama toplamayın diyor. Yemek serbest, toplamak yasak. Yemek serbest, toplamak yasak diyor ama. İşte oyun konsolları.
Evet. Gençler için, çocuklar için. Nezir Bey hala keyfini çıkartıyor. Evet. Sallanıyorum. Bu arada size selamlar. Nezir Bey, size de çok selamlar var bu arada. Teşekkür ederim. Aynen yani. Selam gönderen herkese bizden de selamlar. Hemen bulalım. O kadar çok mesaj var ki. Sağ olsunlar. Şöyle gezmeye devam ediyoruz. Burada semaverlerimiz var. Bakır semaverlerimiz. Semaverlerimiz hep bakır. Çaylanıklar da bakır, kendileri de. Evet. Yani çayı da çok lezzetli çıkartıyor. Zaten sevgili yani, izleyenler dedim ya. Çayı ya beğenmeyen yoktur ya. O zaman şimdi göreceğiz Yaşar Bey. Buyurun siz önden buyurun. Biz geldik. Evet sevgili izleyenler, Yaşar Bey beni Hüsnü Bey'in bulunduğu yere kadar getirdi. Tabii şu en iyi yere de kendilerini oturdular hemen. Zaten biliyorlar en iyi yeri. Büyük kızım manzarası Tuba Hanım burada. Merhaba. Benim bugün doğum günümdü sevgili izleyenler. Sağ olsunlar bana sürpriz yaptılar. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum. Tuba'cığım, sizden birkaç kelime alabilir miyiz? Anneciğim, seni çok seviyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İyi ki doğdun. İyi ki annemizsin. Sizinle gurur duyuyorum yavrucuğum. Çok teşekkür ediyorum. Ve ben burada sevgili torunum Fahri Bey var. Fahri'cim bir şeyler demek ister misin? Tabii ki isterim. Ben seni çok seviyorum anneanne. Gelecekte de sana başarılar, uzun hayatlar, uzun başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İki dakika oyununuza ara verip bir iki kelime de sizden almak istiyorum Hüsnü Bey, dur, Mustafa tamam. Bey. Pulunu kırayım da ondan sonra. Ben de babamın pulunu kırayım. Buyurun. Evet, bugün benim doğum günüm ve aynı zamanda canlı yayındayız. Sevgili izleyenlerimize ne demek istersiniz? Doğum gününüz müydü bugün? Ya abi ya, çok fenasın ya. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol. Evet Mustafa'cığım. İyi ki doğdunuz anne. Hayırlı nice ömürler versin Rabbim inşallah. Seyircilerimize de birkaç kelime söyler misiniz? Burası çok güzel bir mekan Mustafa Bey. Herkesi buraya gelip görmesini, burada yiyip içmesini tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, son noktayı ailemizle birlikte koyuyoruz. Yaşar Bey, bir şeyler demek ister misiniz? Vallahi işte bu yaz günlerinde bekleriz. Yani evde sıkılmayın. Artık saat sıkıntısı kalmadı. İstediğiniz saat çıkıp gelebilirsiniz. İster kahvaltıya gelin, ister akşam yemeğine. Canınız ne istiyorsa bizde her şey mevcut. Balık istiyorsanız balık, kahvaltı istiyorsanız kahvaltı, fırın yemeği istiyorsanız fırın yemeği, ızgara diyorsanız ızgara. Daha ne olsun yani efendim? Ne istiyorsunuz daha? Her şeyi yapıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Okeyimiz var, tavlamız var. Her şeyimiz mevcut yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Hüsnü Bey, Erdal Araç selamlar söylemiş. Tekrar sağ olsun. Ha. Doğum günümü kutlamışlar. Teşekkür ediyorum Erdal Bey. Çok sağ olun. Canlı müziğimiz de başlıyor. Rusya'da bilenler biliyor zaten bizim Çiçek Park'ın canlı müziği çok farklı oluyor. Burası bir aile ortamı olduğu için herkes rahatlıkla çıkıp dans edebiliyor, oynayabiliyor. Yani çok huzurlu bir ortam. Salı akşamı da bekliyoruz canlı müziği. Evet, Tosya'da sosyal yaşantı artık evet, farklılaşıyor diyorum bu mekanlarla. Ben teşekkür ediyorum Yaşar Bey. Ben şöyle sevgili izleyicilerimize veda edeceğim. Manzarayı göstererek. Efendim sevgili izleyenler, Gülay Acar'la gezinti programımı bugün Çiçek Park Kafe'den yaptım. Herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Beni izlemeye devam edin diyorum. Allah'a emanet olunuz. En kısa sürede görüşmek üzere diyorum. Herkesi gönülden kucaklıyorum. Hoşça kalın efendim.